Excuse us, ladies and gentlemen. 1, 2. İlk haftayı bitirdim. Hep böyle oluyor. Haftalarca kolay olmadığını düşündüğüm için bakmıyorum. Sonra bakıyorum ve diyorum ki çok kolaymış. Bunu değiştirmem lazım. Get ready to walk. Fight. Ya lan söyleyemedim. Get ready to fight. Ben şey diyeceğini zannettim. Get ready for the next battle. Aa böyle diyordu. Evet. Kırparsın bunu. Zaten. Hadi bakalım. Final round. Oha. Osuka'yı da döversem artık yuh ya. Ah böyle geldi. Hadi bakalım. Ne yapıyorsun ya? Aaa çok tatlı konuşuyor. Ya at çekmeleri dedim çekmeleri. Türkiye'de boks makinelerinin %70'in üstünde bu karakter. Hayır. Önce combo yaparsın. yeter. Finished already. Please. So we could just look at the numbers, but it might be easier if they were highlighted. Have a beautiful day. Not so good. A little insight. What? Marijuana. Evet. Aslında her hafta çok kolay şeyler vermiş. Ama hiç bakmamıştım. Neyse. Bundan sonra böyle yapmayacağız değil mi? Evet yapacağız. Mola ayıracağım. Karnım aç. Geçen mezun dönemime dönmüş gibi hissediyorum. Ders çalış, yemek ye. Hayatım bu şekilde geçiyordu. Şu anda aynı şekilde. Neyse. Yaz haftası güzel geçsin de başka bir şey istemiyorum diyeceğim de başka çok şey istiyorum. Çok şey istiyorum. Başka şeyler de istiyorum ama bize haftam güzel geçsin. Geçen dönemki gibi olmasın. Çok rahattım ve hiçbir şekilde vizelere kadar ders çalışmadım. Ve vizelerde hiç ummadığım şeyler gördüm. Vizeden sonra da hiç ummadığım şeyler gördüm. Ve toparlamaya çalıştım. Toparlanmadı tabii ki. Çok kötü bir dönemdi benim için. Hiçbir şekilde tam değildi. Ama bundan sonra böyle olmayacak. Bundan sonra her şey düzenli bir şekilde yerine gelecek. Derslerde, YouTube'da.
Herkes istediğini alacak. Ben de istediğimi alacağım. Siz de istediğinizi alacaksınız. Notlarım da istediklerini alacaklar. Evet. Mutlaka bir arkadaş olacağım. Gerekçeli olarak cevaplandıracaksınız. Evet, aleyhine ama şimdi düşündüm. Ya şunu istemiyoruz arkadaşlar. Siz hiçbir şey konusunda gibi sana verdiğiniz zaman herkes siz kaldığınız anda itibaren evet, asla zarar görmüş. Kaldığınız bir kişiyi yap, bir kişiyi yapmadan bir kişiyi yapan kişi yok. Yani sizin olmasın, yani sizin olmasın. Kendime herkes, not. Herkes ehliyetsizleri, ehliyetsizleri. Ha şimdi o zaman evet. Sonra ne? Örnek olaylarımız dışındaki Ayşe kaldı. Şu şunu yaptı. 14 yaşındaki şunu şunu yaptı. Dolayısıyla bilgisayar sesiyle bu güzel. Bilgisayarınız rahatsız etmeyecek size. Aynen. Ve ders başladı. Neyse dersten sonra bahsediyorum. Geri geldim. Evet bugün 3. gün. 3 gündür. Sosyal medya kullanmıyorum. Aşırı derecede rahatlamış hissediyorum. Hala içimde oraya girip kontrol etme ve zamanımı orada geçirme dürtüsü var. Gerçekten bir bağımlılık yani. Ama o dürtüye karşı koyabilmek de bu dürtüyü azaltıyor. Kahvaltı yaptım. Geri geldim. Şimdi program yapıp hukuk çalışacağım. Yoksa sınavda hiçbir şey yapamayacağım. Ya da yapsam da puan alamayacağım çünkü tamamen bir metin istiyor. Olsun. Evet. Hadi bakalım. Evet. Tamam. Şimdi saat kaç? Saat 8.46. Hello. Saat 8.46. Şimdi 8.46'yı 9 olarak düşünelim. Alalım bunu. 11.00, 12.00. Bir saat çalıştık ve saat 10 oldu. Evet. Benim beyin bilimin official olarak bittiği saat. Ama olsun, devam edeceğiz. Evet, 22.00, 22.00, 23.00, 2 saat, 23.00, 00.00, 00.00, 3 saat okuyacağım, sadece okuyacağım, altını çizeceğim ve kendi kafamdan örnek olay üzerinde yorumlayacağım. Ve çalışmadığım hakkında bir sahip olmadığım konu hakkında bir sahip olacağım. Bunu ben dinliyorsunuz, bilmiyorum. Ben böyle çalışıyorum. Sadece tek bir konum kaldı. O da temsil ve 1, 2, 3, 4, 11 sayfa. Sonunda bitti.
bütün bilgiler beynimin içini karman çorman, bu kadar itimin enerjimi sömürdü ki hukuk. Bu arada ben bunu kaç yıl önce çizdim. Daha 06.02.2020 neredeyse değil, 3 seneye geçmiş, yani 3 seneyi doldurmuş. Çizim yapmaya devam etmek istiyorum. Bakın, karakterim korkuyor. Evet. Video yarım saat olacak herhalde. Sıkıcı olmasın umarım ya. Çünkü hayatım şu an çok sıkıcı. Beğenin, abone olun. Abone oldukça gerçekten benim motivasyonumu arttırıyorsunuz. Abone oldukça ben gerçekten mutlu oluyorum. O yüzden bir hatırlatma. Abone olun ve bildirimleri açın ki arada sırada değil artık düzenli atmak istiyorum gerçekten. Ama yine de arada sırada düzensiz bir şekilde atarsam da haberiniz olsun videolardan. Evet. Hey. Ablacığım. Dışarıda yürüyüş yapmak ister misin? Hayır. Çünkü benim canım çok sıkılıyor. Olmaz. Neden? İstemiyorum çünkü. Hayır. Bu kurallara aykırı. Hadi dışarı çıkalım. Hadi yürüyüş yapalım. Hadi ben çok sıkıldım. Ya ben TYT çalışacağım. Tamam çalışırız. Daha 1,5 sene var. Technician. Ryan, hadi ya, oyalanmayalım. Sen de çikolatalı. Hangi? Muzlu al. Tamam. Merhaba. Uf abla, bırak YouTube'u ya. Niye? Kendimi bir filmde hissediyorum. Nasıl bir filmde? Tüm hayatı video altına çekilmiş. Ölüm filmi. Cüzdanını göster bakayım. Yani, en güzel cüzdanı değil mi? Yani güzel cüzdanı böyle bakınca mutlu oluruz. Sana kim verdi? Çok sevdiğim biri. Kim? Tekrar mezun mu? İşte sınav haftasında ne yapıyorum? Kısır yiyorum kardeşim. Giderken çekti. Hazırlığı falan bilen çekti. 2 dakika oraya gösterdi. Sonra hayla yine eve geldiler. Makyaj yapıyor canım. Aa. Orada olmayı isterdim. Tekrardan merhaba, bugün bu videonun son günü ve bugün benim sınavlara, yok sözmeden yarın hukuk var, muhasebeyi saldım ne olursa olsun, muhasebeden artık bir umudum yok, umudum var ama saldım yani. Hadi o zaman. Videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Öncelikle sürecin nasıl geçtiğinden bahsedeyim birazcık ve daha sonra
bu süreçte neler hissettiğimden bahsedebilirim. Nasıl geçti bu süreç? Biraz zorlandım. İlk gün güzeldi. Ama sonlara doğru yaklaştıkça artık sıkılıyor insan. Artık farklı bir şeyler yapmak istiyor ve kafanın içi dolu oluyor. Çünkü ders çalışıyorsun. Friends izliyorsun. Başka bir şey izliyorsun. Friends izledim genel olarak. Friends dedim, Tekken oynadım. Kardeşimle yere çıktık. Bunun dışında başka bir şey olmadı. Olsun. Böyleydi. Ama bunların olmaması zamanımı daha iyi kontrol edebilmeme yol açtı. Ki böylelikle daha iyi çalıştım. Ama diğer yandan içim bunaldı. Aynen. Bir tarafta zamanımı daha iyi kontrol edebildim. Diğer tarafta da içim bunaldı. Yaşama isteğim kaçtı. Mutsuz oldum. Yani mutsuz oldum. Ama bugün mutluyum. Sonucu çok iyi. Çünkü sınavım güzel geçti. O yüzden kafam rahat şu an. Böyleydi. Böyle bir süreçti. Önerir miyim? Tabii ki de öneririm. Sınavınız varsa, diziniz varsa. Özellikle YKS'ye çalışıyorsanız kesinlikle Instagram ve diğer sosyal medya hesaplarına sahip olmanız gerekiyor. Çünkü gerçekten çok fazla vakit yiyor. Bu kadar. Aynen. Güzeldi. Sonucu güzeldi. Kapatıyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.